Merhaba, ben operatör doktor Fatih Sulaova. Özel İzmir Ege Şehir Hastanesi'nde ortopedi uzmanı olarak görev yapmaktayım. Bugünkü bilgilendirme videomuzda omuz kas yırtıklarını ve bunların tedavisinden kısaca bahsedeceğiz. Omuz kas yırtıkları, omuzun döndürücü kas grubunda sıklıkla görülen yırtıklardır. Döndürücü kas grubundan da en çok omuzun 90 derecenin üstünde döndürten kaslarımızdan bu grup kasın, supraspinatus adını verdiğimiz bu grup kasın yırtılmasından kaynaklanır. Bu kasın yırtılmasının iki sebebi vardır. Bir, travmatik yani zorlama, aşırı zorlama, aşırı yük kaldırma, özellikle yukarıya doğru uzanıp bir ağır yükü kaldırma sırasında olan yırtıklar. Ani ve travmatiktir, akut gelişir, hasta hemen gelir ağrıyla, omuzu kaldıramama ve ağrı şikayetiyle. İki, omuz kas sıkışması sendromu, impingement sendromu dediğimiz bir hastalık nedeniyle gelişenlerdir. Bu da omuzda tam olarak nedenini açıklanamayan bir mekanizma ile omuz apolet kemiği ucunun, yani şu uç görüyorsunuz burada, şöyle göstereyim. Burası da omuz başı, şöyle göstereyim. Burada kemik büyümesi olması ve bu kemik büyümesinin kasa basmasıdır. Bu kemik büyümesi niye oluyor? Bu kemik büyümesini şuna benzetebiliriz. Ayak baş parmaklarında tarak kemiklerindeki kemik büyümeleri gibi düşünün. Bu bir tümoral bir kemik büyümesi değil. Bu daha çok bir tepkisel kemik büyümesi gibi olduğu düşünülüyor şu anda. Buradaki aşırı zorlayıcı işlerin yıllarca yapılması, uzanarak iş yapma, sürekli kolun uzanarak kullanılması, kolun sürekli yorucu işlerde kullanılması, bazen de spontane hiçbir neden olmadan ileri yaşla beraber, özellikle 40-50 yaşla beraber burada bir kemik büyümesi oluşuyor. Bu kemik büyümesi zamanla bu kolu kaldıran, döndüren kasa baskı oluşturmaya başlıyor. Ve kronik bir süreçte, yani müzmin bir süreçte buradaki kemik büyümesi kasa yavaş yavaş sürte sürte, mikron mikron sürterek yavaş yavaş gelişen bir yırtığa neden oluyor. Şimdi akut yırtıklarda, yani travmatik aniden oluşan, ani bir hareket, ters bir hareketle olan yırtıklardan farklı bir durum var. Hasta yıllardır süren ağrıyla geliyor. Öncelikle hastalar bunu umursamıyorlar. Ya basit bir ağrı diyor. Ağrı kesici içiyor, ağrıyı baskılıyor, harekete sakınıyor. Ancak buradaki o sinsi kemik büyümesi, ki bahsettiğimiz kemik büyümesi 10 mm kadar bir kemik büyümesinden bahsediyoruz. O civarda 10 mm ve üstü diyelim sıkıştırması için pasajı. Küçük küçük büyüyerek, kasada minik minik sürterek yıllar içerisinde kronik yırtıklara neden oluyor. Hasta en son dayanılmaz ağrılarla ya da kasın tamamen kopup kolu hiç kullanamamayla geliyor size. O yüzden önemsenmesi gereken bir hastalık. Özellikle başüstü aktivitelerde ağrı, kolunuzu yukarıya kaldırmada zorluk, ağır şeyler alıp yukarıya koyamama, uzanıp bir şeyi silememe, perde asarken zorlanma gibi hareketlerde eğer bunlar uzun zamandır da sizi rahatsız ediyorsa, sinsi sinsi de ağrıları başladığını hissediyorsanız mutlaka gelmeniz gerekiyor. Peki nasıl koyuyoruz teşhisi? Teşhisi MR'la çok net bir şekilde koyabiliyoruz. Hiçbir şüpheye gerek kalmadan bir MR çekip kasın yırtık kısmını, yırtığın derecesini, yırtığın tipini, her şeyini net bir şekilde görebiliyoruz. Şimdi akut yırtıklar, büyük yırtıklar direkt zaten cerrahi oluyor. Çok küçük yırtıklar, parsiyel dediğimiz kasın üst yüzeyinden lif lif kalkmış olduğunu düşünün. Bunlar küçük yırtıklar takip edilebilir. Bunlar koruma tedavisi, kolu zorlamama ve fizik tedavi, ödem giderici, ağrı kesici tedavilerle düzelir. Ancak büyük yırtıklar, tam kat yırtıklar, kasın artık yarısından fazlasına ulaşmış yırtıklar ya da fizik tedaviye rağmen her türlü konservatif dediğimiz cerrahi dışı yönteme rağmen geçmeyen ağrısı olan hastalarda bunu artık tedavi edilmesi, ameliyat edilmesi gerekiyor. Ameliyatta ne yapıyoruz? Ameliyatta omuzun etrafından 3 tane delik açıyoruz. Yaklaşık yarım ila 1 santimlik delikler. Artroskopik kameralarla, yani kalemin içi kadar kameralarla girerek buradaki kas yırtını ekranda, HD ekranlarda değerlendiriyoruz. Ardından kası yerine çapalarla, minik 5,5 mm'lik, 4,5 mm'lik çapalarla dikiyoruz. Ve aynı zamanda bu yırtığa neden olan kemik büyümesini de yine özel el aletleriyle, bıçaklarla yontuyoruz. Bunların hepsi artroskopik yapıldığı zaman milimetrik olarak hesaplanıp yapılabiliyor ameliyat sırasında. Peki bu ameliyat kesin çözüm mü? Evet, doğru teşhisle, doğru tanıyla, doğru zamanda yapılmış, ehil ellerde yapılmış ameliyatlar bu kası tamamen iyileşmesini ve impingement dediğimiz bu kronik baskı sürecinin, bası sürecinin ortadan kalkmasını sağlar. Ardından tedavi ettikten sonra, ameliyatı yaptıktan sonra bir süre kol askısı, siyah görmüşsünüzdür mutlaka, kol askılarıyla hastayı takip ediyoruz. Ne kadar süre takip ediyoruz? Yırtığın tipine ve büyüklüğüne bağlı olarak, hastanın yaşına bağlı olarak takip sürelerimiz değişiyor.
Ardından hemen bir fizik tedaviye başlıyoruz. Fizik tedaviye başlamamızla beraber kol yavaş yavaş açılıyor. Sabır gerektiren bir süreç. Kas yırtıkları insan vücudunda hangi bölgede olursa olsun yavaş iyileşir. Peki ameliyatın riskleri nelerdir? Ameliyatın genel riskleri, genel ameliyat riskleri, anestezi risklerinin dışında ortopedik risklerine baktığımız zaman dediğim gibi doğru şekilde yapılmış, iyi ekipman kullanılarak yapılmış ameliyatlarda riskimiz çok düşüktür. Enfeksiyon riskimiz kapalı yapıldığı ve serum sıvısıyla bol bol yıkanarak, sürekli devir daim yapılarak yapıldığı için bu ameliyat çok çok düşüktür. Yine düzgün yapılan ameliyatlarda, kasın iyi tamir edildiği ameliyatlardan sonra kolay kolay kasta hasta dediklerimize uyduğu sürece tekrar yırtılma oranları yine düşüktür. Kanama riskimiz düşüktür. Damar siniri yaralanma riskleri çok düşüktür. O yüzden faydalı, hastaya minimum zarar veren bir cerrahi şeklidir. İyi günler diyorum. Sağlıkla kalın.